Tolgozbek.com YouTube kanalından herkese merhaba. Ee, her gün saat 19'da havacılık videolarını paylaşıyoruz ama bugün çok farklı bir konuya bakacağız. Malum koronavirüs nedeniyle bütün hava yolları neredeyse yere indi, uçuşlar durdu ve tabii ki binlerce kişi şu an gelecek haberleri bekliyor. Niye? Çalışamıyorlar. Bir kısmı ücretsiz izinde, bir kısmı ücretli izinde. Aslında sadece bu kriz havacılık, sivil havacılık sektörünü değil, Tüm çalışanları etkileyen bir durum içerisinde ücretsiz izne çıkartılanlar var, kendileri isteyerek çıkanlar var. Ee, bunlarla ilgili farklı farklı sosyal güvenlik uygulamaları var. Bugün yanımızda havacılık konularında da çok hakim SG İstanbul Danışmanlık Kurucu Ortağı Sosyal Güvenlik Müşaviri Sertaç Sedat Köksal var. Sertaç hoş geldin, merhaba. E, sen havacılık e, konusunda da e, gayet güzel, daha önceden de yazılar yazan e, bir sosyal güvenlik uzmanısın. Sen ne istersen bugünkü durumumuzu biraz konuşalım. E, ben öncelikle sormak istediğim konu kısa çalışma ödeneği nedir? Aslında e, bu soru tüm Türkiye'nin sorduğu bir soru, e, basında da oldukça geniş yer buluyor. Her ne kadar basın bu konuyu devletimiz havadan işyerlerine veya çalışanlara bir ödenek sağlıyor gibi işte aslında konunun aslı böyle değil. Kısa çalışma dönemi mevzuatımızda, yasalarımızda uzun yıllardır olan bir konu. Merak edenler, bakmak isteyenler için 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununun ikinci maddesinde düzenleniyor. En son e, ülke çapında e, geçen yıl yaşanılan döviz krizinde e, birçok işletme bu krizin etkisini e, işçilerine yansıtmamak için e, bu müesseseyi kullandı. Şu anda da maalesef e, tüm dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi ilan edilen COVID-19 salgını ile mücadelede başta havacılık sektörü olmak üzere imalat ve hizmet sektöründeki birçok işletme kısa çalışma uygulamasına geçti. Aslında kısa çalışma ödeneği sadece salgınlarda veya bu tip ekonomiyi etkileyen nedenlerde kullanılmıyor. Genel ekonomik krizde, bölgesel veya sektörel krizde ya da zorlayıcı sebeplerde işverenlerin uyguladığı bir sistem. Şu an içinde bulunduğumuz durumsa dışsal kaynaklardan oluşan zorlayıcı neden, COVID-19 salgınından dolayı kısa çalışma ödeneğine başvurma. E, dinleyicilerin veya izleyicilerin daha rahat anlayabilmesi için aslında şu ifadeyi kullanmak doğru. Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşı almayı hak eden işçilere işsizlik maaşının avans olarak ödenmesi. Burada neyi anlamalıyız? E, yasa kısa çalışma ödeneğini düzenlerken işçilerin ya da bir diğer ifadeyle sigortalıların bazı kriterlere sahip olmasını istiyor. Neler bu, mesela, kriterler, bu kriterler bu kriterler aslında geçtiğimiz perşembe gününe kadar son 120 günde hizmet akdinin kesintisi olarak devam etmesi ve son 3 yıl içerisinde 600 gün sigorta primi ödenmiş olması şartıydı. Ama hmm. e, en son meclisten geçen bir torba yasayla bu şartlar biraz esnetildi. 120 gün olan şart 60 gün indirildi. 600 gün olan şart ise 450 gün indirildi. Burada işçilerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanıp faydalanamayacağını tespit etmek için hizmet dökümlerine bakması, son işe giriş tarihinden bu yana en az 60 günün geçip geçmediğini kontrol etmesi gerekiyor öncelikle. Hı hı, evet. Sonrasında, sonrasında ise bu hizmet dökümlerinde bugünden itibaren son 3 yılda 450 gün hizmetleri var mı yok mu kontrol etmeleri önemli. Peki sektörde tabi e, şu durum da var. E, aynı zamanda kendileri ücretsiz izin alan personel var. Özellikle uçucu personelde ve e, bu çok daha yaygın çünkü uçuş yapamadıkları için şirket maaşlarının çok önemli bölümü olan uçuş tazminatlarını haklı olarak vermek istemiyor. E, tabiri caizse çıplak maaşa düşüyor personel. Peki ücretsiz izin alanlar? Bundan yararlanabilecek mi kısa çalışma ödeneğinden? Şimdi bu zamana kadar uygulamada birçok hava yolu ekonomik krizden daha önce salgının etkisini işçilerine yaymamak ve işçilerini bu anlamda korumak için ücretsizliğin uygulaması yaptılar. Kimi iş yerlerinde işçiler bir aylık, kimi iş yerlerinde hava yollarında 15 günlük, kimi iş yerlerinde daha uzun süreler ücretsizliğini talep etti. Burada önemli olan kriter şu. İş yeri kısa çalışmaya ne zaman başvurdu? Kısa çalışmanın başlayacağı tarih olarak hangi tarihi işkura bildirdi? Bu tarihte e, ücretsiz izinli olan kişiler maalesef kısa çalışma ödeneğinin bu başlangıcından yararlanamayacaklar. Ne zaman ne yararlanabilecek? Zamana, ücretsiz izinlerinin bittiği tarih itibariyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Aslında bir örnek verirsek daha anlaşılır olacak. Lütfen. lütfen. Örneğin. 15 Mart tarihinde ücretsiz izne çıkan bir personel bir ay ücretsiz izne kullanmış olsun. Evet. Bu özellikle kabin memurlarının e, bu ay içerisinde e, sıklıkla başvurduğu bir e, yöntem. Çünkü salgının etkilerinden insanlar e, korunmak istiyorlardı. Aileyle e, havacılık çalışanları, özellikle e, kabin ve kokpit ekipleri burada en riskli, en yüksek risk sektörlerden de. Bu arada yeri gelmişken e, onlara da e, ülkemizin vatandaşlarını ülkemize geri getirdikleri için hayatlarını tehlikeye atarak bunu yaptıkları için teşekkür etmemiz gerekiyor. Evet, Buradan da bir için. noktaya da temas ettin. Ben de teşekkür etmek katılmak istiyorum bu dediklerine çünkü belki kokpitin kapısı kilitli ama kabinde yolcularla birebir muhatap olmak durumundalar ve birçoğuna da. 14 günlük karantina süresi verildi. Gerçekten çok özverili bir çalışma yaptılar. Tekrar teşekkür ediyoruz onlara. Evet. Örneğimize geri dönelim. E, kabine e, kod adı Ayşe olsun. Ayşe isimli kabin memuru 15 Mart tarihinde şirketinden bir aylık ücretsiz izni talep etti. Evet. Ücretsiz izni 15 Nisan tarihinde bitecek, sonlanacak. Ama şirketi 1 Nisan'da kısa çalışmaya başvurmuşsunuz. Evet. Şimdi e, Ayşe gibi yüzlerce, binlerce kadın memurla çalıştı hava yolunda. 1 Nisan itibariyle ücretsiz izinli olmayan ve şirketin e, liste halinde iş kuru bildirdiği personel kısa çalışma döneminden 1 Nisan'dan itibaren faydalanacak. Evet. Ama Ayşe 15 Nisan'a kadar ücretsiz izinli olduğu için kısa çalışmanın ilk 15 gününe faydalanamayacak. Ne zamana kadar? ücretsiz izni bitip çalışmaya başlayacağı ilk iş günü olan 16 Nisan'a kadar. Yani 16 Nisan'dan sonraki kısa çalışma ödeneğini Ayşe alabilecek. alabilecek. Peki e, doğum izninde olanlar oluyor. Doğum izni nedeniyle ücretsiz izne ayrılanlar var. Bunlar e, bu tür özelliklere sahip doğum izninde olanlar yaralanabilecek mi? Şöyle, e, doğum izni aslında yasalarda iki ayrı şekilde değerlendiriliyor. E, biri doğum raporu. Yani e, doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta işçinin çalışamayacağı sürede. Bu sü süreler içerisinde ise e, bir çalışan kısa çalışma ödeneği değil SGK tarafından verilen iş göremezlik ödeneğini alıyor olacak. Yani bu rapor doğum raporu bitene kadar kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayacak. Evet. Bir de bu rapor bittikten sonra çalışanların ücretsiz izin kullanma hakları var. Eğer kişi ücretsizliğini kullanıyorsa bu dönemde de maalesef bir önceki örnekte olduğu gibi kısa çalışma çalışmelerinde faydalanma imkanı yok. Bugün Türk Hava Yolları ekiplerinin Nisan ayı uçuş programları dökülmeye başlandı. Özellikle kabin memurlarının 3 günlük görev çıkmış. Çok önemli bir kısmına. Bunlardan bu 3 günün bir kısmı eğitim için, bir kısmı reserve, bir kısmı havalimanı nöbetleri için. Peki, 3 gün çalışıyor gözüküyor birçok kabin memuru Nisan ayında geri kalan 27 gün çalışmıyor gözüküyor burada maaş nasıl hesaplanacak? Aslında şöyle başlayalım. Şimdi kısa çalışma ödeneği dediğimiz tutar veya ödenek miktarı kişilerin kısa çalışmaya başlanılan tarihten önceki 12 aylık ücret ortalaması este alınarak hesaplanıyor. Hı hı. Yani şöyle. Yine 1 Nisan örneğine gidelim. 1 Nisan 2020'de başlayan bir kısa çalışma için işkur dönüyor 1 Nisan 2019'a. Evet. 1 Nisan 2019'dan bu yana o işçilerin tek tek ne kadar ücret aldığını topluyor ve ortalamasını alıyor. Ortalaması alınan bu ücretin de %60'ı kısa çalışma ödeneği olarak işçilere ödeniyor. 2020 tutarlarına baktığımızda 3 ayrı barem var. Bir asker ücretle ee, bu ortalama aylık 4000 TL bürüte kadar olan kısımdaki işçilerle ilgili. Hı hı. Bunun için alınacak ödenek miktarı hesaplanan 1765 lira 80 kuruş. Evet. Ee, ama burada atlanması, atlanmaması gereken önemli bir husus var. Bu tutar e, 2020 yılı asgari ücreti tutarı. Yani 2943 TL'den hesaplanmış durumda. Muhtemelen 1 Nisan itibariyle başvurulan kısa çalışmalarda daha düşük bir kısa çalışma ödeneği ödenecektir. Çünkü 2019 yılı asgari ücreti daha düşüktü. Bundan damga vergisi kesilecek sadece ve evet. e, en düşük kısa çalışma ödeneği 2020 yılı verilerine göre 1752 lira 40 kuruş olacak. Asgari ücretle 4000 TL kadar olanlarda ise damga vergisi düşülmüş kısmı 2381 lira 78 kuruş. Evet. Tabii havacılık çalış Uçaklarının bir kısmı özellikle uçuş ekipleri uçuş tazminatları ve diğer ek sosyal imkanlarından dolayı sosyal güvenlik kurumuna bundan daha üst seviyede sigorta bildirimleri yapılıyordu. Evet. Bu arada hesaplamalarda SGK'ya bildirilen sigortalı primine esas kazançları esas alınacak. Bir diğer baremse 7000 TL bürüt ve üstü ücret alanlar. Bunlarda ise damga vergisi düşüldükten sonra 30 günlük kısa çalışma ödeneğinin karşılığında 4380 lira 99 kuruş para alınacak. E, Türk Hava Yolları'ndaki uygulamaya döndüğümüzde ise 4380 lira 99 kuruş 30 günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı. Evet. Yani aslında 3 e, gün uçuş programı çıkan bir kabin memuru 3 günlük ücretini Türk Hava Yolları tarafından alacak, ödenecek. Geriye kalan 27 günün karşılığında ise 4088 lira 84 kuruş olacak. Evet. Tabi burada e, her kabin memurunun 3 günlük ücretinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Çünkü Türk Hava Yolları'nda e, bir toplu iş sözleşmesi olduğu için e, buradaki kabin memurlarının ücretleri yüz, e, kiminde %100, kiminde %80, kiminde %50 olarak değişiyor. Ee, o yüzden herkes e, 30 günlük ücretinin ücret kısmını, tazminatlar hariç bakın, ücret kısmını 30'a bölüp planlanan uçuş günü veya programda yer alan dolu gün sayısıyla çarparak eline geçecek ücreti bulabilir. Evet. Ee, peki e, bun, bundan faydalanmak için örneğin Türk Hava Yolları'nda çalışanlar kendileri bireysel bir başvuru yapmak zorundalar mı? Nasıl bir prosedür izleniyor? Hayır, hayır. Prosedür şöyle. Ee, İşkur Yönetim Kurulu geçen hafta toplandı ve bir karar aldı. Kısa çalışma e, başvuruları işveren tarafından yapılıyor zaten. İşçinin evet. e, herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Bu başvuruları elektronik ortamda alma kararı aldı. Yani e, hangi işletme olursa olsun, Türk Hava olabilir, Pegasus olabilir, Onur Yer olabilir ya da e, başka sektörden başka iş yerleri olabilir. Bunlar işçileri adına iş yerinde kısa çalışma yapılacağına dair başvuruyu işkura gönderiyor. Evet. Burada hangi tarihler arasında kısa çalışma yapılacağı, hangi personelin normalde ne kadar çalıştığı, kısa çalışma döneminde de ne kadar süreyle çalışacağı ve hangi çalışma saatlerinin kısa çalışma kapsamında talep edildiği, ödenek istendiği bir e, liste halinde işkura veriliyor. İşkur daha sonra yayının başında belirttiğim kriterler esasınca işçileri tek tek kontrol ediyor. Bu kişiler başvuru tarihi itibariyle son 60 gündür devam eden hizmet akdi bulunuyor mu? Ve son 3 yılda 450 gün işsizlik sigortası primi ödemişler mi? Bu filtreden de geçtikten sonra iş yerlerine bir geri dönüş yapıyor işkur. Ve iş yerleri her ay bu ilk başvuruda belirttikleri çalışma saatlerine göre bir liste İşkur'a gönderiyor. O listeye göre de işkur takip eden ayın 5'inde hesaplanan kısa çalışma ödeneğini e, PTT'ye yatırıyor. Evet. E, burada aslında e, uygulamada e, bir çözüm bulunması gereken en önemli konu eee PTT'den çalışanların, işçilerin, sigortalıların bu ödenekleri nasıl e, çekeceği, alacağı. Şu anki uygulamada e, herkes kimliğiyle birlikte PTT'ye gidip kimlik ibraz edilmek suretiyle ödenekteki tutarını alıyor. Yani herhangi nakit bir, al her her Herhangi bir PTT'den alınabiliyor. Evet, herhangi bir PTT'den alınabiliyor. Hı -hı. E, uygulamada biliyorsunuzdur e, biliyorsunuz doğrudur, PTT Bank diye bir müessese var. Evet. E, henüz net ama e, kişiler bu dönemde PTT Bank'tan hesap açtırarak e, alacakları ATM kartlarıyla başka e, ATM'lerden, başka bankaların ATM'lerinden de bu parayı çekebileceğine dair e, çalışmalar yürütülüyor. Çünkü e, böyle bir salgın olduğu ortamda e, herkesin kısa çalışma ödeneğine başvurduğu bir süreçte e PTT'lerde her ayın 5'inde yığılma olacağı e, zaten kaçınılmaz. Bunun da önüne geçmek için böyle bir uygulama yapabilir PTT. E, peki bu dönem içerisinde insanlar çalışanlar emekliliğine başvurabiliyor mu? Emekli olarak emekliliğine başvurabiliyorlar. Ancak evet. burada burada şöyle bir ayrım var. E, gene geçen hafta yürürlüğe giren 7226 sayılı yasayla birlikte işverenlerin Haklı fesih dışında, yani e, iş kanununda buna biz e, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket diyoruz. Hı hı. E, genellikle halk dilinde tazminatsız işten çıkartılma olarak düşünülür. Evet. Bunun dışındaki bir işten çıkış koduyla kısa çalışma dönemi boyunca işi çıkartılma yapılamama e, kısıtı var. Ancak kişi e, bu dönemde emekliliğini doldurduğu e, sebebiyle, bu isteğiyle işverene başvurup e, istifasını, kıdem tazminatını talep edip emekliliğe ayrılabilir. Evet. E, bir de tabii e, pek fazla sektörü ilgilendirmiyor ama hava yollarında çok fazla yabancı pilot var. Örneğin Türk Hava Yolları'nda yabancı kabin memurları da var. Ekspat olarak adlandırıyorlar. onlar. Ekspatlar bu uygulamadan yararlanabiliyor mu? Tabii ki e, uyruk gözetmek sizin e, herkes kısa çalışma ödeneğine başvurabilir. E, bunun altında yatan temel sebep şu. Biliyorsunuz sosyal güvenlik sistemi e, belirli kesintilere e, uyguluyor sigortalılara. Yani e, biri çalışan eline bodrusunu aldığında e, SGK işçi payı, işsizlik işçi payı diye kesinti görecektir. Genelde bu sağ üst sütunlarında yer alanlar bu. E, firmaların kullandığı Bodo programlarına göre değişir. Şimdi e, işçilerin gördüğü bu primin altında, özellikle SGK primi dediğimiz tarafın altında, bir hastalandıkları dönemde, hastaneye gittiklerinde tedavi olmaları için gerekli olan genel sağlık sigortası primi vardır. Bir de emekli olmak için, ödedikleri, sisteme yatırdıkları bizim e, uzun vadeli sigorta kolları diye adlandırdığımız bir prim vardır. Bir de Allah muhafaza olur da iş yerinde bir iş kazası geçirir ya da e, bir rapor alır, rapordan bir işsizlik ödeneği alır. Mesela doğum örneğinde olduğu gibi. Bunların finanse edilmesi için sisteme yatırdığı kısa vadeli sigorta kolları primi vardır. Bir de işsizlik sigortası primi vardır. İşsizlik sigortası primi Yabancı uyruklu olsun olmasın herkesten kesilmekte. Bu nedenden dolayı yabancı uyruklu pilotlar, kabin memurları veya ekspatlar da kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Burada ama işverenlerin karşısına e, maalesef mevzuatta bir düzenleme olmadığı için şu an şöyle sorunlar çıkabilir. E, yabancı uyruklular bilindiği gibi ülkemizde çalışma iznine tabi olarak çalışıyorlar. Ve e, şu anda Çalışma Bakanlığı'nın uygulaması, ee, çalışma izni verilen süre içerisinde e, yıllık izin dışında e, ücretsiz izin ve e, vesaire uygulamalarla sigortalarının yatırılmamasını kabul etmiyor. E, bunu gördüğünde özellikle izin yenilemesi dönemlerinde işverenlere problem çıkartıyor. Bununla ilgili izahat istiyor. E, zannediyorum ileride bununla ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. Bu düzenlemeye göre de e, bu problem ortadan kalkar. Ama sorunun cevabı evet yabancılarda kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Sertaç e, sorularımız bu kadar. Çok teşekkürler verdiğin cevaplar için. E, umarım bu kriz dönemi hızlı bir şekilde atlatılır. Havacılık en az zararla insanlar işlerini kaybetmeden e, bu dönem geçilir diye umuyoruz. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Tolgozbek.com e, her gün saat 19'da bu koronavirüs e, salgının olduğu dönemde yeni videolara devam ediyoruz. Bugün bir değişiklik yaptık. Sertaç olayın sosyal güvenlik boyutuna bizleri aydınlattı. E, lütfen sorularınızı yorum olarak videonun altına yazın. Beğenilerinizi lütfen unutmayın. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bizler ayrıca sorularınız için, ekstra sorularınız için info@tolgozbek.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Hepimize sağlıklı günler. Tekrar görüşmek üzere, İyi akşamlar. <laughs>